Merhaba sevgili öğrenciler. Konumuz anlam özelliklerine göre cümleler. Bu dersimizde karşılaştırma cümleleri, mecaz anlam içeren cümleler ve atasözlerini açıklayacağız. Birden çok kavram, durum veya kişinin benzerlik ya da karşıtlıklarını kıyaslamaya karşılaştırma denir. Bu amaçla kurulan cümlelere de karşılaştırma cümleleri denir. Örneğin, kardeşi ondan daha uzun görünüyor cümlesinde kardeşi ve o karşılaştırılmıştır. Okullarda öğretim kadar eğitim de önemlidir cümlesinde ise öğretim ve eğitim karşılaştırılmıştır. Mecaz anlam sözcüğün gerçek anlamının dışında tamamen farklı bir anlamda kullanılmasıyla oluşan anlama denir. Örneğin sevinçten etekleri zil çalıyordu cümlesinde etekleri zil çalıyordu mecaz anlamda kullanılmıştır. Yürümekten ayaklarına kara sular indi cümlesinde de ayaklarına kara sular indi söz grubu mecaz anlamda kullanılmıştır. Atasözü ve deyimlerin pek çoğu mecaz anlamlıdır. Örneğin, mum dibine ışık vermez, atasözdür. Şaşkınlıktan ağzı açık kaldı cümlesinde de ağzı açık kaldı söz grubu bir deyimdir. Atasözü, geçmişten günümüze gelen uzun deneyimler sonucu ortaya çıkan kısa ve özlü sözlerdir. Toplum tarafından benimsenen ve ortak olarak kullanılan kalıplaşmış sözlerdir. Ata sözleri kesin yargı bildirir ve öğüt verir. Kim tarafından ne zaman söylendiği kesin olarak bilinmediği için de anonim bir özellik taşımaktadır. Örneğin bir elin nesi var, iki elin sesi var. Ata sözünde birlikte olmanın güç getireceği öğütlenmektedir. Daha daha kavuşmaz insan insana kavuşur atasözünde ise özlemlerinden dolayı insanların ümitsizliğe düşmemeleri öğütlenmektedir. Bugünün işine yarına bırakma atasözünde ise işlerimizi zamanında yapmamızın önemi öğütlenmiştir. sözleriyle deyimleri birbirine karıştırmamak gerekir. Atasözleri genel yargı bildirir ve öğüt verir. Deyimler ise mevcut durumu gösterir. Örneğin yorgan gitti kavga bitti cümlesi bir deyimdir ve genel yargı bildirmez sadece mevcut durumu gösterir. Ayağını yorganına göre uzat cümlesi ise bir atasözüdür ve öğüt bildirmektedir. Anlam özelliklerine göre cümleler konusunda karşılaştırma cümleleri, mecaz anlam içeren cümleler ve atasözlerini açıkladık. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.